Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bana gelen sorulardan biri, en çok gelen sorulardan biri. Hocam, benim kabızlığım devam ediyor, ne yapayım? Kabızlığım hiç geçmeyecek mi? Buna cevap vermeye çalışacağım. Tabii kabızlık geçecek ama vakit alacak. Kabızlık geçecek. Kabızlık ne demek? Daha önce de açıklamış olduğum gibi kabızlık bağırsak mikrobiyomunun, bağırsaklarımızın midemizde bulunan floranın bozulduğunu, kötü floranın çoğaldığını gösterir. Ayrıca ince bağırsaklarımızda bulunan tüycüklerin yok olduğunu, hücrelerin gevşediğini ve çalışmadığının bir göstergesidir. Kabızlık nedir? Kabızlık biliyorsunuz. Bütün kronik hastalıkların temelinin atıldığını gösteren bir belirtidir. Klinik belirtidir. Kronik hastalıklar nedir? İleride hasta olacağımız, başta kalp doktoruyum ben, kalp krizi, felç, beyin hastalıkları, Alzheimer, Parkinson, depresyon her şeyin başında. Onun için kabızlığı önlemek hakikaten çok önemlidir. Kabızlığı önlemek kimin elindedir? Yalnız kendinizin elindedir. Ne Doktor Karatay'ın elindedir, ne bilmem ne fakültesinin dekanının elindedir, ne bilmem ne Sağlık Üniversitesi rektörünün elindedir. Yalnız sizin ve aile çevrenizin elindedir. Yapılacak işler çok kolaydır ama vakit alır. Sabredeceğiz biliyorsunuz. Bir kere önce kabız olmamayı sağlamamız lazım vücudumuza. Bu da defalarca söyledik. Önceki de videolarımda da açıkladım. Maruziyet diyoruz. Yani zehirli, toksik maddeleri o güzel vücudumuza sokmayacağız. Deterjanlarla, dezenfektanla yıkanmış hiçbir şeyi ellemeyeceğiz, vücudumuza sokmayacağız. Fabrikadan çıkmış hiçbir yiyeceği ve içeceği, işlenmiş diyoruz biz buna, proses diyoruz ve de junk food diyoruz. Bunların hiçbirini, yani çöp food, çöp yiyeceklerin hiçbirini vücudumuza sokmayacağız, çocuklarımıza vermeyeceğiz, büyüklerimize vermeyeceğiz. Bütün bunları yaptıktan sonra önlemiş oluyoruz. Peki ne yapacağız o zaman? Kabızlığımızı gidermek için yapacağımız, evde kendi yapacağımız çok basit şeyler var, uygulamalar var. Onu açıklamak istiyorum. Bir kere birincisi, bol su içeceğiz. Susuzluk içeceğiz. Su içeceğiz ama tuzlu su içeceğiz. Yani mineral deposu olan kristal kaya tuzlu su içeceğiz. Susuz kalmayacağız. Peki bir kişinin 24 saatte yeterli su ve tuz aldığını nasıl, göstergesi nedir? Göstergesi sabah ilk idrarımızın açık renk olmasıdır. Yani şimdi konuşuluyor ya, yok 2 bardak, 8 bardak, bilmem ne bardak. Herkes değişiktir. Biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum. Herkesin bünyesi de değişiktir. Aldığımız reaksiyon da değişiktir. Parmak izi de değişiktir. Onun için herkes mutlaka 8 bardak su içecek diye rakamlara insanları sokamayız. Bu mümkün değil. Buna inanmayacağız, kanmayacağız. O halde siz ne dedim? Kendimizin elimizdedir dedim. Sabah ilk idrarımız açık renk olacak. Bunu sağlamam ilk basamak budur kabızlığı önlemek için. İkincisi, yiyeceklerimizden bir, şeker yemeyeceğiz. İki, çay içmeyeceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz o kadar çok çay içiliyor ki en önemli kabızlık sebebi. Bildiğimiz siyah çay ve yeşil çay kabızlık yapar. Bunları yemeyeceğiz. Bunlardan uzak duracağız. Bağırsaklarımız düzelinceye kadar. Hayat boyu değil. Hiçbir şey hayat boyu değil. Bunu da burada açıklamak istiyorum. Korkmayalım. Fakat bağırsaklarımızın iyi çalışabilmesi için, yani her gün hiç olmasa ıkınmadan rahat çıkabiliyorsak, bunu sağlamamız sizin elinizdedir. Ailenizin elinizdedir. Çocukları da bu şekilde. Peki beslenmemizde gelince başından beri söylüyoruz. Ev yoğurdu çok önemli. Çünkü doğal probiyotik dolu. Ev sirkesi doğal probiyotik dolu. Çok önemli. Ve de aynı zamanda yine bağırsakları besleyen, midemizi besleyen prebiyotikler çok önemli. İşte zeytinyağı başta geliyor. Peki kabızlığı gidermek için ne yapacağız? Ben iki şey önerebilirim. Bir kere sabah
aç karnına mutlaka böyle bir kupa kemik suyu, içine yarım limon sıkılacak ve içine iki çay kaşığı kristal kaya tuzu atılacak ve aç karnına içilecek. Bunun üstüne de ayrıca yine bir sıcak bardak su veya bir kupa suya iki tatlı kaşığı Türk kahvesi koyulacak ve de yudum yudum içilecek. Onunla beraber kahvenin yanında incir yenilecek veya varsa kayısı yenilecek. İncir, İzmir'de biliyorsunuz sabah doktoru derler. Ne demek sabah doktoru? İncir yediğiniz zaman, su içtiğiniz zaman, kahve içtiğiniz zaman bağırsaklar çalışır da ondan. Adı sabah doktorudur. Bu çok önemli. Bunu demek ki evde kendimiz uygulayabiliyoruz. Bunu ama bir günde iki gün değil, hakikaten devamlı bunu yapmak çok önemlidir. Ayrıca prebiyotik olan ve yağ içeren, doğal yağlar içeren, omega 3 içeren, ana sütü dediğimiz zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı. Mutlaka şimdiden başlayalım, çocuklarımıza da alıştıralım. Bu kadar çocuklara tabii azar azar fakat büyükler için konuşuyorum. Bir kahve fincanı, limon sıkarak sabah aç karnına, akşam yatarken içilecek bağırsak, mide bağırsak floramızı toparlayabilmemiz için vakit alır mı? Vakit alır. Sabırlı olacağız. Ayrıca tuz çok önemli. Magnezyum çok önemli. Potasyum çok önemli. Bağırsakların çalışabilmesi için. Turşu suyu çok önemli. Lahana turşusu çok önemli. Şimdi kış aylarına giriyoruz. Bu arada mutlaka lahana turşusunu veya karnabahar turşusunu tuzuyla beraber yiyip içmemiz bağırsaklarımızı korur. Kış aylarına giriyoruz. Bu kış aylarında efendim gidip hazır tablada veya marketten domates alınmayacak. O parlak domatesler var ya, pırıl pırıl. O parlak parlamış pırıl pırıl patlıcanlar var ya, kış ayında yasak efendim. Bunların hepsinin üstünde pestisitler var efendim. Yani tarım zehirleri var. İşte bağırsak florasını bozan, kabızlık yapan en önemli maddelerden biri. Ev deterjanları, ev toksinleri, ev içi toksinleri dışarıdaki havadaki toksinden daha beta şeydir, daha tehlikelidir. Tabii şekeri ve unu da her zaman söylüyoruz. O halde şöyle bir şeyle bitirebiliriz. Giderim yolum dağdır, vay bu ne maralı bağdır. Giderim yolum dağdır, vay bu ne maralı bağdır. Ben kazanam yar yesin, nice ki canım sadır. Evet, kazanacağız, yedireceğiz. Fakat yedirdiklerimiz, para verdiklerimiz zehirli olmayacak, işlenmiş olmayacak. Efendim çocukları zehirlemeyeceğiz, sevdiklerimizi ve yarlarımızı zehirlemeyeceğiz efendim. Sağlıklı günler diliyorum, kabızsız günler diliyorum. Bütün sağlıklı günler sizin olsun efendim.